İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Kaç teşekkür ederim. Ulaştınız? Vallahi 4 doz olmuştum. Evet. Hangilerin oldunuz 4 doz olurken? 3 Sulovac, 1 evet. BioNTech. BioNTech aşınız nerede olmuştunuz? Bu hepsini burada oldu. Hepsini burada oldu. Yakın zamanda COVID geçmişiniz oldu mu son 2 ay içerisinde? Hiç olmadım daha. Ameliyat hastalığı hiçbir şeyim yok. Şu an yok. Aktif tanı konulmuş bir hastalığınız hiçbir var. Şeker hastalığım var zaman zaman. O şu an yakın zamanda enfeksiyona bağlı hastalık, ameliyat öyküsü, bayılma, şok konusu. Bunlar Allah şükür olsun. Tamam. Nazardan uzak duralım. Tamam. Aşısını yapabiliriz. Aa çok güzel olmuş ha. Tamam. Elinizi sağlık hak eden şey zaten. Göz ucunuz altında olun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Vallahi çekimler nasıl gidiyor? Müthiş gidiyor. Zaten birkaç günlük işimiz kaldı. Yani filmi bitirdik diyebiliriz. Serinin en güzeli geliyor. Yani şu anda 7. Serinin en güzeli gibi duruyor. Vallahi biz gülmekten filmi çekemiyoruz. İnşallah siz de çok gülersiniz diye ümit ediyoruz. Bu hafta bitiriyoruz yani filmi. Vallahi 15 Kasım gibi konuşuluyor. İnşallah 15 Kasım gibi de vizyona girer. Bayramda, bayram sabahı geldim Düzce'ye. Gelmişken bu fırsatı değerlendireyim. Çünkü bizim Sağlık İl Müdürlüğü çok iyi çalışıyor. Hazır aşı çıkmış, hatırlatma dozu. Geldim hatırlatma dozunu oldum. Daha önce 4 aşı olmuştum. Bugün de hatırlatma dozu. Yani kötü günde, iyi günde her zaman sağlıkçılar yanımızda. Onlara sonsuz teşekkürler. Arkadaşlar, dostlar. Bakın sağlığınızı düşünüyorsanız. Bak hazır. Bütün imkanlar bizim elimizde. İmkanlar bize açılmış. Gelin hatırlatma dozunu olun. Kendinizi sağlıkçılara teslim etmiş olun. Hangi aşı oldunuz? Vallahi bugün ben daha önce 3 Sulovac BioNTech olmuştum. Bugün de burada BioNTech varmış. Ne varsa onu olduk yani. Bütün aşılar var. Tercih size kalmış. Ben BioNTech'i tercih ettim. Arkadaşlar biz zaten sistemde ne diyorduk? 3 tane kuralımız vardı. Maske, mesafe, hijyen. Şimdi maske, mesafe, maske yok. Mesafe, hijyen ve hatırlatma dozu. Şu anda hem hastanemizde hem de Sağlıklı Hayat Merkezimizde hatırlatma dozları ile ilgili randevularımızı açtık. Tüm Düzce'li hemşehrilerimizi hatırlatma dozları için sağlık testlerimize bekliyoruz. Hepinizin malum olduğu üzere de tüm Türkiye'de olduğu gibi vakalarda bir artış meydana geldi. Bayram tatiliyle birlikte bayramlaşma, toplu alanlarda bir arada bulunuyoruz. Daha önce de başardığımız gibi yine aşıyla ve maske mesafeyle tekrar vakalarla mücadele edebileceğimizi düşünüyoruz. Hep birlikte, el birliğiyle tekrar başarabiliriz diyoruz. Şu anda ilimizde 1085 civarında bir vaka sayımız var. Çok bir yükselme yok ama tabii ki tedbirlerimizi elden bırakmamamız gerekiyor. Hastanemizde de 2 tane hastamız yatıyor şu anda. Allah şifa versin diyorum hastalarımızın hepsine. Daha önce de Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu hastalıktan korunarak kurtulabiliriz. O yüzden de korunmanın yolları belli. Hatırlatma dozlarımızı yaptırıyoruz. Hasta olduğumuzu veyahut da viral enfeksiyon belirtilerimizi gösteriyorsak da toplum içerisinden kendimizi izole etmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda devlet hastanemizde ve Sağlıklı Hayat Merkezimizde var. Bayramdan sonra diğer sağlık tesislerimizde de aile hekimliği merkezlerimiz de bayramdan sonra açılacak. Orada da aşılamalarımıza başlayacağız. Hatırlatma dozu 6 ayını doldurmuş olan, daha önceki aşısından bugüne kadar 6 ayını doldurmuş olan tüm vatandaşlarımız aşılamalarını olabilirler. Özellikle bizim önemsediğimiz 50 yaş üzerinde kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın aşılanmasını çok önemsiyoruz.